Selam RDR2 severler. Bugünkü videomuzda RDR2'nin derinliklerine dalıyoruz ve çetenin birbirinden ilginç karakterlerini tier list ile sıralıyoruz. Bu karakterlerin kimileri tam bir efsane, kimileri ise hepimizi sinirleden tipler. Ama her biri bu hikayede önemli bir yere sahip. Kötülerden kahramanlara, değerini bulamayanlardan nereye koyacağımızı bilemediğimiz karakterlere kadar hepsini ele alacağız. Peki sizin favoriniz kim? Video izledikten sonra yorumlarınızı mutlaka bırakın. Hazırsanız hadi başlayalım. Ben SABC gibi kategorize edeceğime kendi istediğim başlıkla bu listeyi yapmak istedim. Efsanevi ile başlıyor, nereye koyacağım bilemediği bile bitiyor. O zaman hemen efsane başlığımız ile başlayalım. Efsane deyince aklımıza şüphesiz RDR2'nin en büyük efsanesi Arthur Morgan geliyor. Adam tam bir kahraman mı, anti kahraman mı derken o içsel çatışmalarıyla hepimizi kendine hayran bıraktı. Hem sert, hem duygusal, hem sadık, hem de vicdanlı. Oyunun sonuna geldiğimizde efsane olmasının sebebini fazlasıyla anlıyoruz. İlk başta bu kadın ne yapacak dedirten Sedi, oyunun sonuna doğru tam anlamıyla bir efsaneye dönüşüyor. O güçlü, intikam peşinde koşan duruşuyla adeta RDR2'nin kraliçesi. Vahşi Batı'nın en sert ve unutulmaz kadın karakterlerinden biri diyebiliriz. Bir diğer efsanevi karakterimiz ise Hosea, çetenin bilgeleri figürü. Hosea planlarıyla ve zekasıyla herkesi yönlendiriyor. Olaylara hep bir adım önde bakışı, çeteyi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri. Adam tam bir strateji dayası. O yüzden çetede herkes ona saygı duyuyor. Efsanevi dememek ona haksızlık olurdu. Unutulmaz başlığımıza geldiğimizde unutmak demek yetmez, Dutch tam anlamıyla bir ikon. Başlangıçta idealist bir lider olarak görünse de zamanla akıl sağlığını kaybedip kontrolden çıkan bir adam haline geliyor. Karizmatik ve manipülatif yapısıyla hem hayranlık uyandırıyor hem de sinir bozuyor. Ne olursa olsun Dutch hikayedeki o büyük düşüşüyle akıllara kazınıyor. Unutulmaz karakterlere ben maalesef bu adamı koyacağım. Evet, bazılarınız bana kızabilirsiniz ama Micah nefret edilen ama unutulması imkansız bir karakter. Oyuncuların tüylerini diken diken eden hareketleri ve ihanet dolu planlarıyla tam bir kötü adam. Herkesin nefret ettiği ama akıllardan çıkmayan bir karakter yaratmak zor iş ama Micah bunu sonuna kadar başarıyor. Dutch. Micah. Come and get me, you bastard. Lenny, kısa süreliğinde ekranda olsa da Lenny'nin enerjisi ve samimiyeti unutulmaz. Arthur'la olan dostluğu ve özellikle Valentine'deki bar sahnesi oyunun en eğlenceli anlarından biriydi. Oyuncuların gönlünde hep özel bir yeri olacak. Bence Rainfall'su unutulmaz karakterlerden bir tanesi. Onurlu ve bilge bir lider olarak kültürünü ve halkını korumak için her şeyi yapmaya hazır bir adam. Oyunculara Vahşi Batı'nın sert gerçeklerini ve Amerika'nın yerli halklara verdiği zararı hatırlatıyor. Yaptıkları ve yaşadıklarıyla gerçekten unutulmaz bir karakter. Mary Linton. Aslında bunu Arthur için buraya koydum diyebilirim. Mary, Arthur'un kalbine derin izler bırakan kişi. İkili arasındaki aşk ne kadar imkansız ve karmaşık olsa da unutulmaz bir hikaye. Arthur'un pişmanlıkları, geçmişi ve Mary ile olan mektuplar onun daha insani yanını gösteriyor. Her ne kadar yolları ayrılmış olsa da Arthur için de hep bir keşke kalan bu ilişki bizlerin aklından çıkmıyor. Mary Arthur için her zaman unutulmaz biri olarak kalacak. Sadakat ve dostluk. Tabii ki de buraya direkt Charles Smith'i koyacağım. Charles oyunun en sadık ve en güvenli karakterlerden biri. Adam tam bir savaşçı ama aynı zamanda derin bir dostluk bağı kuruyor. Çeteye karşı gösterdiği fedakarlık ve sadakat onu Arthur'un en güvendiği dostlardan biri yapıyor. Bir diğeri ise Karen. Çetenin eğlenceli ama cesur kadınlarından biri. Her durumda yanında olmasını isteyeceğim bir dost. İyi zamanlarda eğlenceli, kötü zamanlarda ise tam bir savaşçı. Sadakat konusunda asla taviz vermeyenlerden bence. Buraya rahibe Calderon'u da koyabiliriz. Arthur'un vicdanını sorguladığı o zorlu anlarda en büyük desteği veren isimlerden biriydi. Onun manevi desteği sayesinde Arthur içsel yolculuğunda hep bir dost buluyor. Bir dosttan öte tam anlamıyla ruhani bir rehber de diyebiliriz. Pearson, çetenin aşçısı. Direkt onu da buraya koyacağım. Ama sadece yemek pişiren biri değil, çeteyi ayakta tutan önemli bir karakter. Herkesin karnını doyurması bir yana iyi bir dost olarak da her zaman destek oluyor. Onun sessiz sadakati gerçekten takdire şayan diyebiliriz. Buraya Meribet de koyulabilir. Çetenin en tatlı ve anlayışlı üyelerinden, Arthur'la olan derin sohbetleri ve o içten dostluk bağı onu unutulmaz yapıyor. Sessiz kalmış olabilir ama sadakatiyle her zaman değerli bir dost olarak parlıyor. Ve Nigel. Evet, herkes
Giver'ın nerede olduğunu merak ediyor. Ama onun hakkında önemli olan sadakatini hiç kaybetmemesi. Ya buraya direkt onu koymam gerekiyordu. Adam kayıp olsa bile dostluğu konuşulmaya devam ediyor. Ve John Marston. Bence John'un yeri tam burası. Arthur'un en büyük dostlarından biri çünkü. Zaman zaman çatışsalar bile iki adam arasında güçlü bir bağ var. Arthur'un John'a olan sadakati hikayenin merkezine yer alıyor. Sonunda John Arthur'a olan minnettarlığını da asla unutmuyor. Bir diğer başlığımız efsanevi kötü karakterler. Direkt bence Catherine Brightwhite, efsanevi bir düşman, ailesinin soyunu korumak için her türlü karanlık işi yapan, intikamcı ve acımasız bir karakter. Hatta ailesi tamamen katledildikten sonra kendisi de onlarla birlikte ölmek için kendisini ateşin içine atıyor. O yüzden benim için baş kötü karakter diyebilirim bu kadın için. Angela Bronte, St. Denis'in karanlık tarafının hükümdarı, çocukları manipüle etmekten çekinmeyen zeki ama bir o kadar da tehlikeli mafya babası diyebiliriz bu adam için. Oyunda yaptığımız görevde onun efsanevi kötü karakter olduğunu görmesek de çocukları manipüle edip onları çalışması yeterince onu kötü yapıyor. Edgar Ross, sadist bir kanun adamı. John ve Arthur'a yaptığı ihanetler onu serinin en unutulmaz kötü adamlarından biri yapıyor. Andre Milton, yani bu adam zaten burada olmazsa olmaz. Pinkerton'ın çirkin yüzü, Ross'un da sağ kolu, yasalardaki boşlukları kötüye kullanan yozlaşmış bir ajan. Nefret ediyoruz kendinden. Leopold, Allah'ım, soğukkanlı bir tefeci, borç tahsilatı yüzünden birçok trajediye sebep olan ekibin vicdansız finansçısı. Levictus Cornwall, açgözlüyle tanınan iş adamı, parası ve gücü uğruna çeteyi köşeye sıkıştıran devasa bir sanayi devi. Com Odrisco, zaten bu da baş kötülerimizden birisi, Vandalina çetesinin ezeli düşmanı, acımasız lider, intikam ve vahşetiyle ortalığı kasıp kavuran kişi. Vampir, zaten kötü bir insan diye biz bu neden var bunu da bilmiyorum ama vampiri de buraya ekleyelim. St. Denis'in sokaklarının gizemli figürü o da. Gölge gibi hareket eden bu yaratık saf kötülüğün vücut bulmuş hali diyebiliriz. Ya oyundaki en kötülerden biri bu adam da olabilir ya. Bray Aberdeen. Aberdeen çiftliğinin ürpertici üyesi. Kan donduran sırlarıyla oyuncuyu adeta şok eden bir psikopat. Ve Mary Linton babası buraya tam olarak bence koyulabilir. Kayıp olan karısının ölümüne neden olan gizemli ve rahatsız edici bir adam. Aslında çok fazla da kim olduğunu bilmiyoruz ama sadece kayıp olan karısının ölümüne neden olan bir adam olduğunu bilmemiz bile onu kötü yapıyor bence. Bu başlıkta aslında tamamen yani sevmediğim karakterlere yer verdim. Bunlara siz katılmayabilirsiniz. Katılmanız tarafa da yorumlardan belirtin lütfen. Beraber orada tartışalım, konuşalım. Sen, evet eğlenceli biri olabilir ama bazen o kadar şamatıcı ve geveze ki insan bir süre sonra sinirleniyor. Çetenin en çok konuşan karakterlerden biri ve sürekli şımarık tavırlarıyla göz önünde. Bir de sürekli Arthur'a English diyor ya. Hiç hoş değil. Tilly, hikayede varlığı biraz gölgede kalıyor. Tam olarak derinlikli bir karakter olamıyor. Ne önemli bir katkısı var ne de dikkate değer bir gelişim. Kendisiyle tek bir görevimiz var, o da olmasa olurdu diyebilirim yani. Abigail, John'u ve oğlu Jack'i anlıyoruz ama Abigail sürekli şikayet eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çetenin kaosuna daha fazla destek beklerken genellikle dırdırla olaylara dahil oluyor. Thomas Downs, biliyorum bu adamı zaten sevecek bir tarafı yok ama koyacak başka yer bulamadım. Bu adamı gerçekten sevmiyorum. Hasta bir adam ama borcunu ödemek yerine Arthur'u zor durumda bırakması sinir bozucu. Onun yüzünden büyük bir olaylar zinciri başlıyor ve tüm çete etkileniyor aslında. Bir diğer başlığımız da ikilemde kalmış karakterler. Bu önemli bir başlık bence. Bunlardan en önemli kişi de Javier'dir bence. Javier'i sevmemek zor çünkü çetenin sadık bir üyesi ama bir yandan da bazı kararlarıyla insanı ikilemde bırakıyor. Arthur'a ve Dutch'a olan bağlılığı tamam ama sonunda John'a ihanet edip kaçışı affedilmez bir hareket. İşte orada insan bir durup düşünüyor. Niyetleri hep net değil. Bir yandan kahraman bir yandan şüpheli. Özellikle Chapter 6'dan sonra sebepsiz değişimi onun gerçekten ikilemde kalmasını göz önüne seriyor. Karen, başta Odrisco'dan gelen bir hain gibi görünüyordu ama sonra çeteye yavaş alışmaya başladı. Bu adama ne tam güvenebiliyorsun ne de tamamen reddedebiliyorsun. Özünde iyi biri gibi ama geçmişi ve Odrisco'lu bağlantısı hep kafada bir soru işareti bırakıyor. Onun için sevmekle sevmemek arasında kalıyorsun. Onun da yeri bence tamamen burası diyebilirim. Bir diğer başlığımızda ki ben burayı çok sevdim başlığı yazarken de yaparken de değeri bilinmeyen karakterler. Bence Sheriff Freeman. Batı Elizabeth'teki Tumbleweed'de görev yapan bir kanun adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ama hikayede yeterince öne çıkmıyor. Sert ve adil bir karakter olsa da oyunun olayları arasında kayboluyor. Daha büyük bir rolü olabilirdi ama nedense hep arka planda kaldı bence.
Uncle tabii ki de tembelliği de ünlü olabilir ama unutmayalım ki Uncle zaman zaman Çetin'in belini doğrultan bir karakter. Üstün körü boş adam diye geçiştiriliyor ama özellikle epilogda John ve ailesine yardım edişiyle hak ettiği değeri bence bulamıyor. Sürekli hakaretlere ya da John'un bağırışlarına ya da Abigail'in itilişlerine maruz kalıyor. Eagle Fighters. Cesur fedakar bir lider ve halkı için savaşan biri ama trajik sonu Çetin'in büyük dramları arasında kayboluyor. Oyuncular tarafından da yeterince anlaşılamıyor. Aslında çok daha büyük bir hikayesi var. Ve Bertram, sadık bir dev ama oyunun yan görevlerinde sıkışıp kalıyor. Güçlü, korkutucu ama aslında ruhu çocuk gibi. Kendi çapında hikayesinin derinliği var ama çoğu kişi onu yüzeysel olarak görüyor. Kendisi bir ucube. Bunun hikayesi de kanalda var, muhakkak bakın derim. Edith Downes, ancak onurlu bir şekilde oyunda ilerlerseniz bu iki kişinin, bahsedeceğim son iki kişinin hikayelerinde ortak olabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Edith Downes. Thomas Downes'ın dul eşi olarak yaşadığı zorluklar göz ardı ediliyor bence. Ailesini geçirmek için her şey göze alıyor ama hikayesi fazla karanlık ve sessizce gecik gidiyor. Daha fazlasını hak ediyordu bence. Archer Downes, Edith'in genç oğlu. Yaşadığı travmalar, kayıplar ve karşılaştığı zorluklar çoğu zaman unutuluyor. Sessiz ama güçlü bir karakter. Onun da hikayesi çok daha fazla ilgi görebilirdi. Ancak böyle 10 saniye oyunun sonunda nasıl bir insan unuttuğunu bu iki insanın sonradan görebiliyoruz. Ve son olarak son başlığımızda nereye koyacağımı bilemediğim karakter olarak bir başlık açtım. Travellini, tam da okuyamıyorum bunu ama affedin. Travellini, bir gün çete için gizemli işler çeviren zeki bir dolandırıcı, ertesi gün bir anda ortadan kaybolan biri. Ne tam anlamıyla güvenilir ne de tamamen dışlanacak biri. Sanki her iki tarafta da yer alabilirmiş gibi. Onu gerçekten bir yere yerleştiremediğim için buraya koyuyorum. Swanson, geceleri sürekli bu adamın sarhoş bir şekilde kulağımın dibinde bağırması, şarkı söylemesi gerçekten nefret edilesi bir durum. Bir yanda sürekli sarhoş, yardıma muhtaç bir adam ama aynı zamanda Arthur'un vicdanına dokunan anlar değişiyor. Bir yerden sonra kendi yolunu buluyor ama onun nereye ait olduğunu anlamak gerçekten zor. Hani sadece bu adam Dutch'ın hayatını kurtardığı için zaten bu çetenin içinde. Bunu da öyle bir ekstra bilgi olarak vereyim. Molly, Dutch'a aşık ama hikayede sürekli göz ardı edilen bir karakter. Bir yandan acı çekiyor, bir yandan ihanete uğradığını hissediyor. Tam olarak iyi mi kötü mü onun orasını bilemiyoruz. Karakter gelişimi de o kadar belirsiz ki onu nereye yerleştireceğini bilemiyorsun. Oyunun bir yerinde tamamen böyle birden ihanet ettiğini anlıyoruz ama doğru mu, gerçek mi orayı da tam anlamıyoruz aslında. Jake Marston, küçükken sevimli, sonradan biraz ilgisiz bir genç haline geliyor. Babasının gölgesinde büyüyen bir karakter. Bazen masum bir çocuk, bazen ise soğuk bir yetişkin. Gerçekten hangi tarafa koymalı anlamak güç. Bu arkadaşımızın da zaten hikayesini RDR1'de görüyoruz ama o da oyunun sonunda görüyoruz yani artık. Yani orada bile aslında Jake Marston'ın nasıl biri olduğunu, kim olduğunu tam olarak çözemiyoruz aslında. Bu da eksik kalmış. Altyapısı sallanan karakterlerden bir tanesi bence. Frances, zaman yolculuğuyla alakalı hikayesi tamamen kafa karıştırıcı. Onunla ilgili birçok teori var ama tam olarak hangi kategoriye sokacağımı da bilemedim. Gerçekten bir yere sığdırmak bu adamı zor. Seviyorum kendisini, çok ilginç bir karakter, gizemli bir karakter. Ama bu hikayede, bu kategoride nereye koyacağımı maalesef bilemedim. Evet, bana belki kızabilirsiniz ama Bill onlardan bir tanesi. Çetenin sert bir üyesi ama aynı zamanda pek çok başarısızlığı var. Sadık mı, beceriksiz mi, tehlikeli mi? Ya biri değerlendirirken kafa karışıyor. O tam anlamıyla bir nereye koysam karakteri bence. Jamie Linton, Mary'nin kardeşi. Tarikatın pençesine düşmüş ama kurtarıldıktan sonra bir daha hiç görünmüyor. Kafamıza bıraktığı belirsizliklerle onu bir yere yerleştirmek gerçekten zor. Sanki hikayesi yarım kalmış gibi yani. Tarikatın elinden kurtulduktan sonra gerçekten nereye gidiyor, ne yapıyor, Mary onu nereye götürüyor bilmiyoruz yani. Evet arkadaşlar, RDR2 karakterleriyle ilgili tier listimiz bu şekildeydi. Her karakterin bizde bıraktığı izler farklı ve onları kategorize etmek hiç de kolay değildi. Kimi zaman efsanevi kötüleri konuştuk, kimi zaman sevmekte zorlandığımız ya da nereye koyacağımızı bilemediğimiz karakterleri tartıştık. Ama nihayetinde her biri bu muazzam hikayenin bir parçası. Bunu unutmamak gerek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi karakterin değeri bilinmedi? Hangi karakterler sizi ikilemde bıraktı? Ya da benim koyduğum o karakter o kategoride sizi çok sinir etti mi bilmiyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.